Son günlerde dünyanın birçok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar pek çok kişinin başına geliyor. Belki sizin de başınıza geldi. Aramaların amacı dolandırıcılık mı? Tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmeli? Bilişim hukukçusu avukat Şebnem Kartal şimdi konuğum. Bu soruları ona soracağız. Şebnem Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Özellikle Afrika ülkelerine ait numaralardan birçok arama geldiğini duyuyoruz. Böyle şikayetler var. Bana da örneğin gelmişti farklı farklı yerlerden sonradan görüyorum WhatsApp araması. Tanımayınca geri dönmeden aramadan bıraktım ben de. Neden bu aramalar arttı? Ne amaçla bu aramalar yapılıyor? Son zamanlarda biliyorsunuz bizim yaşadığımız bir veri sızıntısı oldu. Bu da elde edilen veriler ne yazık ki dark web dediğimiz bu karanlık ağa düştü. Yani suç içeren faaliyetlerin gerçekleştirildiği bu ağ üzerinde artık Bitcoin karşılığında nasıl uyuşturucu satılabiliyorsa, silah satılabiliyorsa veriler de satılabiliyor. Ve bu da kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıyor. Bu sisteme VPN'le, Tor gibi farklı tarayıcılarla giriyorlar ve iz sürülemez şekilde bunu yapıyorlar. Kullandıkları veri tabanından da sizin kimlik, kredi kartı, sağlık bilgileriniz, aşı bilgileriniz, tüm geniş ailenizin bilgileri ve hatta ayakkabı numarasına kadar bütün bilgileriniz içeride var. Dolayısıyla bunu da kullanarak size ulaşıyorlar bir dolandırıcılık yapmak için. Ama şöyle bir durum var. Şimdi doğrudan bir dolandırıcılık yapıldığını anlayamayabiliyorsunuz. Çünkü size bu WhatsApp aramaları ya da mesajlarında gelen yabancı numaralardan özellikle bir iş teklifi, oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz gibi ya da bir tanıtım mesajı ya da bir para isteme, yardım toplama gibi içeriklerle geliyorlar. Karşılığında sizden bir şekilde bir kod almaları gerekiyor. Ya da sizin tıklayacağınız şekilde bir onay vereceğiniz şekilde. Yani bir link atıyorlar örneğin. O linki tıklarsanız, açarsanız sizle ilgili bazı verilere ulaşıyorlar mı ya da telefonunuzdaki bazı verilere? Şöyle ellerinde bir takım veriler var. Bu veriler yetmediği zaman çünkü biliyorsunuz birçok işlem için, ticari işlemler için doğrulama kodunuz gerekiyor. Yani sizin telefonunuzdan verilmiş bir onay gerekiyor. Bunun için de sizden arayıp doğrudan isteyemeyecekleri için ya bu şekilde arıyorlar ve sizi kandırmaya çalışıyorlar. Ağırlıkla çocuklar, gençler ve yaşlılar ama bizlere de geliyor. Hedefte. Fakat diğer yandan şu da olabiliyor. Bu konuda da uyaralım. Sizin bayağı güvendiğiniz, bildiğiniz, alışveriş yaptığınız bir sitenin telefonundan aranıyormuş gibi o numarayı göstererek de sizi arayabiliyorlar. Ve bir hukuka aykırı bir işleminiz olduğu gerekçesiyle bir onayınızı istiyorlar. Burada en dikkat edilmesi gereken konu ellerinde büyük bir takım size ait veri var. Bu veriyi size belli ederek sizin inanmanızı sağlıyor. Ve siz de bu bilgiyi tamamlayabiliyorsunuz vereceğiniz herhangi bir bilgiyle veya bir kodu işte onlara sağlayarak. Dolayısıyla işlem o noktada tamamlanabiliyor. O yüzden dolandırılmamak için buna da çok dikkat etmek gerekiyor. O zaman bir link gönderilmişse onu açmamak, ona tıklamamak önemli. WhatsApp üzerinden örneğin ya da mesajla. Telefonu sadece cevaplamanın bir olumsuz sonucu olabilir mi? Sadece açıp konuşmuş olmak. Bu da olabilir. Evet, bu da teknik olarak olabilir. Çünkü artık sizin sesinizi kullanarak bir başka onay yani yapay zeka sayesinde sizin sesli konuşmanız üzerinden daha sonra kullanabilecekleri bir onay kelimesi üretebilir ve kullanabilirler. Dolayısıyla bu tarz bilmediğiniz yabancı numaraları açmamak, bildiğiniz bir firmadan gibi gelen numara ise mutlaka kapatıp geri aramak o firmayı daha mantıklı. Ve aynı zamanda da hani bu mesajlar geliyorsa, çünkü çoluk çocuğa da geliyor, yani yaşlımıza da geliyor, bizlere de geliyor. Hani bizler bu işin içindeyiz ama birden insanlar dalabiliyor da, yani bir dalgınlığına gelebiliyor insanların. O yüzden engellemek en mantıklısı. Eğer mağdur olursa savcılığa başvurmak gerekiyor. Tabii çift faktörlü korumalar yapmak, hani doğrudan bir
şifre girip sizin o hesabınıza girmek gibi değil de başka bir güvenlik önlemleri daha sunuyor size sistemler. Hani telefonunuzdan da bir onay ya da başka bir kod doğrulama uygulamasıyla onay gibi. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Tabii vatandaşın tek başına belli bir yere kadar kendisi verisini koruyabilir hani gerekli önlemlerle. Evet. Dolayısıyla hükümetlerin, şirketlerin veri güvenliği için hem önlemlerini arttırması hem güvenlik önlemleri açısından acaba sürekli olarak yeterli mi diye belli testleri zamanlarında yaptırması, herhangi bir ihlal olduğunda doğrudan müdahale etmesi ve bu tarz veri sızıntıları eğer ortaya çıktıysa mutlaka erişim engellemeleri yerine getirmesi gerekiyor. Ama bu da her zaman mümkün değil. Dediğim gibi VPN'le giriş mümkün ki şu anda Discord gibi, Twitch gibi çocukların ve gençlerin daha ağırlıklı olarak içinde bulunduğu ve görüşmelerin yapılabildiği programlar üzerinden bu kötü niyetli kişiler mesela şöyle de kandırabiliyorlar onları. Dikkatini çekiyor. Arkadaşlarının bazı bilgilerine erişmek ister misin? Onun doğum gününü merak ediyor musun vesaire. Size buradan bilgileri satabiliyor mesela. Çocuklarımızı oradan uyaralım yani böyle bir girişim olduğunda. Hatta çünkü akıllarına şey gelmez çocukların tabii ki. Yetişkinlerin bile aklına gelmiyor ki çocukların belki hiç düşünemeyeceği bir şey olabilir. Evet, buyurun. Bir de merak da yaratıyor. Onlar da sorgulatmak istiyorlar. Bu da yaşanıyor. O da bir suça karışma sonuçta. Neticede şu da oluyor. Oynanan oyunda mesela sesli görüntülü oynuyorlar biliyorsunuz oyunları artık. Hani bu sırada onun bazı bilgileri elinde olduğu için karşı tarafı tehdit ediyorlar. Başka tamamlayıcı bilgiler istiyorlar. Aynı büyüklere yaptıkları gibi. O yüzden bence bu konuda eğitmenlerin de hani okullarda da çocukları bilgilendirmesi. Hani şimdi yaz tatilindeyiz daha da çocuklar bilgisayarlarla iç içe. O yüzden ailelerin de bilgilendirme yapması önemli. Çünkü zira benim 11 yaşındaki oğluma bile iş teklifi yurt dışından geliyor. Oturduğun yerden para kazan vesaire. Hani telefonların çocuklara ait olduğu bilinemiyor ama belki bu oyunlardan edindikleri bilgilerle vesaire eşleştirebiliyorlar. Ellerinde geniş bir veri tabanı var. Evet, biz daha çok yurt dışı ağırlıklı çok arttığı için size sorduk. Aslında bu söyledikleriniz yurt içinden de yapılabiliyor. Ama yurt dışından özellikle Afrika ağırlıklı bunun bir sebebi var mı? Bir de şunu sorayım. Aramalar engellenebilir dediniz ya. Örneğin hiç yurt dışında benim ne iş bağlantım var ne akrabam var. Ben yurt dışından telefon hiç beklemiyorum. Yurt dışından gelen bütün aramaları ben engelleyeyim telefonumda. Yapabilir mi insanlar böyle bir şey? Yani bunu yurt dışından gelen bütün aramaları engellemek gibi bir şeyi eğer telefon hizmetini veren sağlayıcılar yapıyorsa yapabilirler ama ben o bilmiyorum zaman da, böyle bir şey hani mümkün mü diye merak ettim. Mümkün olduğunu sanmıyorum. Yurt dışından gelen aramalara kapatılıyordu sanırım bir dönem. Şu an onu bilmiyorum. Benim de uzun zamandır açık olduğu için. Ama WhatsApp'tan gelen aramaları nasıl kapatacaksınız? İnternet üzerinden geliyor. Tabii. Dolayısıyla hani bunu engellemek çok kolay değil. Sonuçta siz herhangi bir yurt dışı telefonu alıp da insanları arayabiliyorsunuz buradan. Yani yurt dışından aramış gibi bir numara üzerinden sizi arayabiliyoruz Türkiye'den de. Dolayısıyla aslında o aramaların tümü yurt dışından gelmiyor. İnternet üzerinden VPN bağlantısıyla yapılıyor. Dolayısıyla neredeki telefon hatları artık onların işlerine geliyorsa bunu kullanıyorlar. Bu aralar Afrika meşhur. Hani hiçbirine güvenmemek gerekiyor. Kesinlikle hani böyle bir işin de içinde değilseniz dikkat etmek lazım. Aramaları geldikçe o numaraları engelleyeceksiniz. Eğer mağdur olursanız da savcılığa bildireceksiniz. Şüphelinin izinin sürülmesi zor. Eğer tespit edilirse 3 aydan 7 yıla kadar cezası var. Evet. Ama izini sürmek zor. Çünkü bunlar da dark web'de gerçekleştirilen işler. Dediğim gibi yani bu vatandaş belli bir yere kadar kendini koruyabilir. O yüzden hükümetlerin ve şirketlerin veri güvenliği politikalarını artırmaları gerekiyor. Bir daha böyle bir veri sızıntısının yaşanmaması lazım. Evet. Yani takibi de zor artık. Teknoloji gelişiyor. Faydalarını da görüyoruz ama böyle bir sürü olumsuz etkisi de var. İnsan nasıl baş edeceğini hakikaten bilemiyor. Dediğiniz gibi bilmediğimiz aramalara güvenmemek, telefonları açmamak en doğrusu en azından. Üzerimize düşeni o kadar yapmaya çalışalım. Çok teşekkürler Avukat Şebnem Kartal.